Spoil TV'ye hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos 2012 Cuma günün gazete manşetleriyle karşınızdayız. Foto maçın haberiyle başlıyoruz. Foto maçın haberi şöyle. Fener Karasic'i kaptı kaçtı. Juventus'un Sırp yıldızı 4 yıllığına Fenerbahçe'de 2 bomba birden patlatan Fenerbahçe Krasic'i resmen açıkladı. Yobo'yu ise kapa bildirdi. Krasic ile dünya devi Manchester United'da ilgileniyordu. Evet, esti ama gürleyemedi. Eskişehirspor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransa temsilcisi Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Evet, Trabzon Töre'yi bekliyor. Fırtına yine yıktı. Durum 1-0. Bordo Mavili ekip transferde bombayı patlatıyor. As Başkan Nevzat Şakar, Manchester City'nin fil dişi stoperi Kolo Töre ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek transferin birkaç gün içinde biteceğini söyledi. Evet, Kartal'da yeni hedef Lasat. Arsenal'ın faslı golcüsü çağırmak için yaptığı girişimler sonuçsuz kalan Beşiktaş bu kez Tunuslu Lasat Neonoi'yi gündemine aldı. Deportivo'lu Castuno ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki forvet Beşiktaş'tan yıllık 1,5 milyon euro istedi. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz bombayı patlattı. Fenerbahçe Ülker, Avrupa'nın en iyi oyun kurucusu Bo McCalebi transfer etti. 3 yıllık imza atan McCalebi senelik 2 milyon dolar alacak. O taraftar bizde olsa fark atardık. Evet, Vaslui'yi avantaj sağlayan golü atan Antal, tribünlerdeki atmosfere hayran kalırken o taraftar bizim için bağırsaydı Fenerbahçe'ye görülmemiş bir fark atardık dedi. Evet, Aziz Yıldırım'dan Demirören'e ziyaret. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti. Sarı Lacivertli Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Yıldırım'ın TFF'ye nezaketen ziyaretinde bulunduğu belirtilerek Başkanımız Aziz Yıldırım Demirören'i görevinde başarılar diledi ve iyi dileklerini iletti denildi. Evet, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden kınama mesajı var. Fenerbahçe'nin Habertürk muhabir ve yazarlarının maçı alınmamasıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Açıklamada şahsi çekişmelerin çalışanlar üzerinden yaptırım uygulanarak halledilme yoluna gidilmesinin üzücü olduğu vurgulandı. Evet, bir diğer sayfadaki haber, tangocu Iniesta, Fenerbahçe Arjantinli Ezequiel Adrian Criglione için devlerle kapışıyor. Barça ve PSG 20 yaşındaki orta saha için River Plate'in kapısında. Evet, Fenerbahçe'nin ön eleme kaderi aynı. Vaslui beraberliğiyle turu zora sokan Fenerbahçe bunu hep yapıyor diye haber devam ediyor. Bir diğer sayfadaki haber, Fernandes bilmecesi, başkan ve hoca bırakmıyor. İngilizler peşinde, Portekizli yıldız kararsız. Menajer Bulut, teklif olduğu doğru, istenen rakama ulaşırsa 3 gün içinde iş bitirilecek dedi. Evet, Lasat operasyonu. Çağmak transferinde sonuca ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Deportivo La Coruña'nın 26 yaşındaki Tunuslu forveti Lasat Neonoi'yi çevirdi. Evet, diğer sayfadaki haberimiz, Sayın yine Hincal Uluç'un bir yazısı var. Sporcu bir millet başlığı atmış. Londra'da sponsorların burnunu sokmadığı her müsabakada tribünler doldu. Trafik nasıl çözecek diye düşünüyordum. Londra halkını sıkıntı vermeyi göze alıp olimpik şeritler koymuşlar. O şeride plaka dışında kimse girmiyor. Biz de polisin gözü önünde rayın üstünden gidiyorlar diye devam etmiş. Evet, Sayın Uluç. Evet. Filenin Sultanları şimdi Olimpiyatın Sultanları. Filenin Sultanları Güney Kore ile karşılaşacak. Bitirin şu işi. Başlığa devam ediyor haber. Sırbistan'ı yenerek olimpiyat tarihinde voleybolda ilk kez galip gelen Türkiye, grup ikincisi rakibini devirip devam demek istiyor. Ay yıldızlı takımı galibiyet yetecek. Dev maç saat 16.45'te. Evet, Periler Çin karşısında Londra olimpiyatlarında mücadele eden A milli kadın basketbol takımımız A grubu 4. maçında bugün Çin ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.45'te TRT spor ekranlarından canlı verilecek. Evet. Bir diğer sayfadaki haberimiz, Umutlu SS, Eskişehirspor Marsilya'yı salladı ama yıkamadı.
49'da Gignac ile geriye düşen ekibimiz 62'de Niue ile eşitliği sağladı. Güçlü rakibi karşısında birçok pozisyon bulan SS bitirici vuruşları yapamadı. Ekibimize tur için gollü beraberlikler bile yetmiyor. Evet, Bursa'ya iki fark gerek. Bursa Spor'un turu geçebilmek için rakibini rövanş maçında 2-0, 3-1, 4-2 gibi iki farklı skorlarla yenmesi gerekiyor. Ekibimizin 1-0 galibiyetinde karşılaşma uzayacak. 2-1, 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerimiz ise turu kapısa geçecek. Evet. Tur eve kaldı. Bursa Spor kapısa deplasmanda mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında birçok pozisyonu değerlendiremeyen ve şanssız bir golle karşılaşmayı kaybeden timsah rövanşta iki farklı kazanırsa tur atlayacak. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz Colatore imzaya kaldı. As başkan Şakar, Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için takıma çok şey katacak dedi. Evet, Fırtına fil dişi stoper ile anlaştı. Evet, Fırtına tam gaz. Trabzonspor Almanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekibiyle Gefürt'ü Alanzinho ile devirdi. Fırtına oynadığı 6 hazırlık karşılaşmasında hiç yenilmedi. Evet, durum 1-0 sonuç. Evet, bir diğer sayfadaki haber. Tek sorun Juventus. Melo ile el sıkışan aslan kulübüne takıldı. Sarı kırmızılı yönetim 7 milyon avrodan geri adım atmayan İtalyan idarecileri ikna etmeye çalışıyor. Brezilya yıldız bavulunu topladı. Evet. Bir diğer sayfadaki haber. Arena'ya konacak. Şampiyon Galatasaray'ın son bombası Nuri Şahin. Terim'in Marinho'nun kadroda düşünmediği oyuncu sarı kırmızılı takıma gelmesi için ikna ettiği vurgulandı. Evet. Sabah gazetesinin haberiyle devam edelim. Basketboldan bir haber var. 3 yıl rötarlı geldi. Fenerbahçe Ülker 2009'a kapısından dönen Bo McCalibi 3 yıl sonra renklerine bağladı. 1.83'lük Amerikalı guard ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Evet, 12 dev adam finalde. Adidas Cup İstanbul 2012 turnuvasının A milli basketbol takımı Finlandiya'yı 88-77 yenerek finale yükseldi. 2013 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdüren milliler ilk yarıyı 41-35 önde geçtiği maçta ikinci devrede de oyun kontrolünü elde bırakmayarak salondan galip ayrıldı. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz. İlandan altın çıktı. Londra'da Britanya'ya ilk altını getiren kürekçiler konuşuluyor. Biri yüzbaşı, diğeri öğretmen olan ikiliden Glover gazete ilanıyla kürek sporuna başlamış. SS salladı ama yıkamadı. Eskişehir Spor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Marsilya önünde etkili oynamasına rağmen rövanş avantajı taşıyamadı. Evet, yine timsahtan bir haber. Timsah kötü şaka, timsahtan kötü şaka başlığını vermiş. Bursa Spor Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Finlandiya Ligi sonuncusu Kaps'a mağlup olarak turu riske attı. Evet, bir diğer sayfadaki haberimiz. Gün sizin gününüz. Filenin Sultanları şimdi Olimpiyatın Sultanları. Londra Filenin Sultanları 16.45'te Güney Kore ile kader maçına çıkıyor. Pota'nın perileri de 18.45'te Çin karşısında grup ikinciliği için mücadele edecek. Evet, Londra'da mutlu bir çift diye başka bir haber var. Apak çiftinin heyecan sardı. Eşref Apak bugün çekiç atmada piste çıkacak. Eşi Sema Apak ise 4x400'de yarışmak için 10 Ağustos'u bekliyor. Bir diğer sayfadaki haber. Fenerbahçe hazırlık maçlarında bile daha iyiydi. Kadıköy'de taraftar kendi çalıp kendi oynuyor. Evet. Haberin içeriği, Fenerbahçe için en büyük hedef Şampiyonlar Ligi iken Vaslui gibi göreceli olarak daha zayıf bir rakibin karşısında bile takımın hem fizik hem mental olarak hazır olmamasını ve kocamanın maç sonu rakibimiz bize göre daha hazır çünkü ligi başlamış bir durumda sözlerini nasıl yorumluyorsunuz sorusuna. Evet, kocaman. Fenerbahçe maç mitrini kazanmadı. 12 Ağustos'taki Süper Kupa'da Galatasaray'da aynı zorluğu yaşayacak. 4 oyuncusu yeni olan bir takım. Üstelik kanatlarında da revizyona gitmişken beklenen ritmi kolay yakalayamaz. Benim şaşırdığım Vaslui maçında hazırlık karşılaşmalarının bile altında kalmaları.
diye devam etmiş. Evet. Rüya gerçek oldu. Krezic Fener'de Vaslui maçından sonra harekete geçen sarı lacivertli yönetim Aykut Kocaman'ın rüyalarını süsleyen Sırp yıldızı kadroya kattı. Evet, Yobo'da işlem tamam. Everton başkanı inadından vazgeçti. Fiyatında 350 bin avro indirim yapan Nijeryalı stoper 2,5 milyon avroya Fenerbahçeli oldu. Evet, şimdi de Juve Melo ile anlaşan Galatasaray İtalya'ya çıkarma yaptı. Juventus'la masaya oturan Ali Duruz ile Şükrü Hanedar ödeme planı konusunda anlaşamadı. Bir diğer sayfadaki haber, Fernandes satılıyor. Beşiktaş'ta Fernandes için sıcak saatler yaşanıyor. Menajeri Mendes kulübe başvurdu. Fernandes'e iyi teklif var. İzin verin görüşelim. Sözüne siyah beyazlılar tamam dedi. Evet, forvete 4 kıtadan aday. Beşiktaş'ın listesinde Arjantinli Cavani, Tunuslu Lasat, İranlı Ansa Rifat ve İspanyol Alvaro Vasquez bulunuyor. Evet, kombine transferi diye bir haber var. Kombine satışları Trabzon'da kötü gidince flash transferler gündeme geldi. Bu isimlerden biri olan Berbatov menajerleri önerdi ama ücret pahalı geldi. Ve kiralık değil ev sahibi Trabzonspor'un Fırt'ı yendiği maçta takımın tek golünü kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Alan Sino attı. Evet. Son haberimiz, Quaresma takıma geri dönüyor. Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'ya talip çıkmadı. Kartal anlamına gelen Kuya ismini verdiği iddiası ortaya atılan oğlunun dünyaya gelmesiyle bir hafta izin alarak ülkesi Portekiz'e giden tecrübeli futbolcu takıma geri dönecek. Evet, günün gazete manşetleri bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.